İmparatorluğu'nun asırlar boyunca devam eden azametli devirleri farklı sebeplerle bir gün sona ermiş, kudret ve azamet yılları yerine toprakları müdafaa ve muhafaza etme yıllarına bırakmıştır. Maalesef ki Rumeli gibi ana vatanımızda milletimizin amansız düşmanlarının beslediği emperyalist emellerin pençesine düşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Birinci Cihan Harbi esnasında on binlerce Mehmetçiğimizin Allahu Ekber dağları da kışa mağlup olup kefensiz karlara gömülmesiyle neticelenen Sarıkamış faciasından istifade eden Ruslar, güneyde Van Gölü istikametine, Karadeniz'de ise Trebolu yakınlarındaki Harşit çayına kadar ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş sırasında bizim şu anda bereketli toprakları üzerinde yaşadığımız pazarda maalesef ki düşman işgaline uğramıştır. Uzun süren Birinci Dünya Savaşı'nın zorluklarına her vatansever gibi göğüs germeye çalışan pazar halkı hem bu topraklarda fiilen toprak işgaline direnmeye çalışmış hem de Yemen'e, Filistin'e, Irak cephesine, Galicia'ya ve Çanakkale cephesine asker göndermiş, 7 cephede, 7 düvele karşı göğsünü etten bir siper, muhkem bir kale kılmıştır. İşte pazardan, Rize'den ve Anadolu'nun her tarafından Çanakkale cephesine gidip düşmana dur diyen vatan evlatları, tarihin garip bir cilvesi olarak Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanmasına sebep olmuşlardır. İhtilal ile Rusya'nın idaresini ele geçiren Bolşevikler 3 Mart 1918'de Anadolu'da hak iddia etmekten vazgeçip işgalleri kaldırmaya başlamışlardır. Böylece bundan 102 sene önce bugün yani 10 Mart 1918'de pazar düşman işgalinden kurtulmuştur. Hiçbir başarı tesadüf eseri değildir ve küçümsenemez. Pazarın kurtuluşu da bir tesadüf değil, aksine bir başarıdır. Unutulmamalıdır ki pazarın kurtuluşuna vesile olan Rusların merhameti değil, vatan evlatlarının şehadet arzusudur. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz gelen saldırılara karşı Cumhuriyet'in temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Bu durumun sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.